Devam edelim. Canlılar arasında insana hem fiziksel açıdan hem de genetik dizilimsel açısından en çok benzeyen varlıklar şempanzelerdir. Doğru. Aradaki fark yaklaşık olarak %4'tür. Çok az bir sayı gibi yani, değil mi? Ancak nokta. olaya daha derinlemesine baktığımızda insan DNA'sında yaklaşık üç buçuk milyar nükleotit yani genetik harf vardır. Üç buçuk milyarın yüzde %4'ü yaklaşık olarak 140 milyon harfe denk gelir. Evet. Yani aradaki fark 4 değil 140 milyon. Ne? ne? Bir şey yüzde olmaktan çıkarıp sayıya dönüştürdüğünüzde fark veya benzerlik miktarı değişmiyor. O aynı şeyin birden farklı şekilde ifadesinden ibaret. Sanki evrimsel biyologlar yüzde dört ya da yüzde birden bahsederken kaç nükleotit olduğunu gizliyorlar mı? Zaten bu bahsettiğimiz bir şey tekil nükleotit polimorfizm diye SMP diye bahsettiğimiz şey o zaten. Ne? Bu şuna benziyor. Ay dünyanın hacminin yüzde ikisi kadardır. Ay 21.9 milyar kilometre küptür. Dünya ise 1 trilyon kilometre küptür. Yani aradaki fark 980 milyar kilometre küptür. Yani dünya ile ay arasındaki benzerlik %2 değil 980 milyardır. Şaka bir yana aslında %1.23 kulağa ufak geliyor ama aslında gerçekten büyük bir farklılık ki mantıklı şempanze ile insan arasındaki farkın bir yerden gelmesi gerekiyor. O yüzde 1.23 işte. Aslında düşünecek olursanız birbirine en uzak akraba iki insanı düşünün. Ne bileyim Avustralya yerlisiyle Finlandiya yerlisini düşünün mesela. Bu iki insan arasındaki genetik fark yüzde 0.08 civarında olacak Daha benzer insanlarda yüzde 0.02'ye kadar düşüyor bu. %0.02-0.08 arası. Neandertallerle biz insanlar arasındaki fark %0.12. Yani birazcık daha fazla. Ama apayrı bir tür neandertaller. Şempanzelerle olan genetik farkımız %1.23. Yani aslında şempanzelerden bayağı farklıyız. Ama bu demek değil ki diğer türlere nazaran Şempanzeler bize evrimsel olarak daha yakın akraba değiller. Elbette daha yakın akrabalar. Evrimsel biyologların ortaya koyduğu gerçek bu. Yoksa hiç kimse şempanze ile insan aynı şeydir demiyor. Benzerdir diyor ve daha yakın akrabadır diğerlerine göre diyor. Ve bu bir gerçek. Alışsanız iyi olur. Şempanze <laughs>